Devam ediyoruz. Bundan 4 yıl önce yasak bir ilişki yaşıyor. Evine girip çıkan bir arkadaşının, yakın dostunun karısıyla birlikte olmaya başlıyor. Sonra arkasından yetmiyor, onun kız kardeşiyle birlikte oluyor. Arkasından köyde başka kadınlarla birlikte oluyor. Ama Burhan, bu yaşadığı ilişkilerden dolayı mı öldürüldü? Yoksa artık biz bunun sağa sola para yedirmesinden bıktık, bu ilişkiler yaşadığı için biz bundan yorulduk deyip aile birileri tarafından infaz mı edildi? Sadece ama bu sonuçta kadınlarla ilişkisi konuşuldu Didem Hanım. Ben ilk defa duydum onun köydeki başka birileri. Ya köyden evli bir kadınla daha ilişkisi. Onu ben aynı burada duydum. Biz onu daha önce hiç duymadık. Evet, Muhammed'le abisiyle beraber aynı kadınla birlikte olduğu. Köyde başka ben bir kadın. Ben onu zannetmiyorum yapacağını. Çünkü o kadın yaşça da büyük bir kadın. Yani bir de ama tabii iddialar çok acayip. Ben şunu merak ediyorum. Annesini de bir görelim lütfen. Muhammed'in ve Burhan'ın annesi. Havva Hanım'ı görebilir miyiz? Havva Hanım, merhabalar. Merhaba Didem Hanım. Teşekkürler. Şimdi senin bir an neyin oluyor? Sen o gelininiz oluyor. Abinin eşi Dilek. Şimdi gelin. Dilek, Kadir Ordu ve Dilek Ordu. Yani Kadir Ordu da oğulları. Dilek şunu söylüyor. Senin gelinin, abinin de eşi. Burhan son dönemde evine bakmıyormuş, çocuklarla ilgilenmiyormuş, doğru düzgün eve yiyecek götürmüyormuş. Oğlun son dönemde bakmıyor muydu eve? Didem Hanım. Şimdi Didem Hanım. Bir Havva Hanım yanıt versin. Benim oğlum götürüyordu. Benim oğlum götürüyordu. Biz ne yapacaksak gelin kaynağı ikimiz oğlum üçümüz yapıyorduk. O nereden çıkmış? Benim oğlumun öldüğünde 30 tane bile su vardı. 30 tane kıyısında. Burhan parasını sağa sola yedemeyiz değil, biz birikim yapıyorduk. Dilek ama mi bakmış? Şöyle bu arada Muhammed'in... Ona ben hiç inanmıyorum, ona hiç katılma. Bir dakika, abisinin kardeşinin cesedini bulduğu andaki telefon kayıtları, dosyaya giren telefon kayıtları, o dönemde tutulan notlarda Burhan'ın çok soğukkanlı olduğu söyle. Muhammed'in çok soğukkanlı olduğu notları tutulmuş dönemin jandarması tarafından. Biz de ekranda bunların çok soğukkanlı olduğunu söyledik. Evet, özellikle bir tane telefon kaydında Muhammed çok soğukkanlı. Ama iki tane telefon kaydında da ağlıyor bir şekilde. Ama bir tanesinde inanılmaz soğukkanlı. Ve o dönem jandarma, o dönemki jandarma tuttuğu notlarda çok soğukkanlı olduğunu söylüyor. Şimdi o ses kayıtlarını ben olduğu gibi Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye arkadaşlarım koymasını istedim. Olduğu gibi sansürsüz bütün ham haliyle Muhammed'in kardeşinin cesedini bulur bulmaz 112 ile yaptığı görüşmenin tamamını şu anda Instagram'da Didem Arslan Yılmaz'la yayınlıyorlar. Didem Hanım, ondan önce çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, ama başka şeyler yayınlayacağım, sonra ekranlara getireceğim. Dilek hani demiş ya Burhan evine bakmıyordu diye. Öyle demiş, evet. Dilek'in oğlu askere gitti. Dilek'in oğluna Burhan askerde para gönderdi. Burhan yani gönderemiyoruz dediklerinde her seferde Kadir'in parasını Burhan gönderdi. Kadir'in ayağında tutuklandığında, gözaltına alındığında ayağındaki ayakkabıları Burhan almıştı ona. Yani Burhan sadece kendi evine değil, onlara da yardımcı oluyordu. Burhan herkese yardımcı oluyordu. Ablası boşandı, ablasına yardımcı oluyordu, diğer ablasına yardımcı oluyordu. Muhammed'in çocuklarını, kendi çocuklarına hiçbir zaman ayırmadı. Onlara kendisi çocuklarıyla beraber kıyafet alıyordu. Yani evine bakmıyordu demenin ben altında bir şey ararım. Niye böyle bir şey ifade bulunuyor? Hani sonra diyorlar ya bizden niye şüpheleniyorlar? Havva Hanım, ya kendi evini bıraktı, onlarla da ilgileniyordu Burhan. Onun askerden Burhan getirdi. Tamam, bir Havva Hanım söyler misin canım? Bir şey söylüyorsun, anlamadım. Şimdi söyle. Gelinin konuşuyordu, tam seni duymadım. Şimdi söyler misin canım? Benim oğlum askeren götürdü onun oğlunu. Askere yolladı Didem Hanım. Benim oğlum evine niye bakmayamış? Ya biz bu yalanı benim niye söylüyoruz? Benim oğlumun altında arabası, cebinde parası, onlar niye yalan söylüyorsun? Tabii ki de sizden şüpheleniriz. Şimdi Dilek kim? Dilek. Kardeşinin. Havva Hanım'ın erkek kardeşinin karısı. Karısı. Yani sizin dayınızın, sen de teyze çocuğu olduğuna göre dayınızın karısı. Evet. Karısı. Dayısı, yani Muhammed'in de yengesiyle ilişkisi olduğu söyleniyor. Muhammed'in söyleyen de ifade veren de birisi var zaten orada. Tamam, Dileğin aynı zamanda senin babanla da ilişkisi olduğu söyleniyor. İşte bunları yani ifadelerden biz bunları öğrendik. İfade vermişler bu şekilde. Tamam, ama sen şunu mu söylüyorsun? Yani Dilek hem benim babamla birlikte olduğu için hem de bu şey Burhan'ın abisiyle birlikte olduğu için bize iftira mı atıyor diyorsun? Açıklasın yani, niye böyle bir yalan söylüyor onu açıklasın. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Burhan zaten parası var, niye evine bakmasın? Şunu söylüyor. Kendi 6 aydır eve bakmıyordu kendi Burhan diyor. Kendi evine bakmayı bırakıp başkalarına da yardım ediyordu Burhan. Burhan öyle sorumsuz bir insan değildi ki. Burhan evine bakıyordu.
Şimdi sizin ailece bazı fotoğraflarınız var. Çocuklarla olan fotoğraflarınız var. O fotoğraflar ne zaman çekildi sen söylersin. Tarihler yazıyordur. Ben tam tarihleri hatırlayamıyorum. Burhan'ın çocuklarıyla eşiyle olan, yani Dilek diyor ki yani hiçbir zaman doğru düzgün ilgilenmezdi. Son 6 aydır. Yani hayatına... İşte ben de diyorum ki niye bu yalanları söylüyor? Hayat şunu söylemeye çalışıyor. Yani evli bir kadınla beraber olmaya başladıktan sonra bir de onun kız kardeşiyle, iki kız kardeşle beraber olmaya başladıktan sonra eve bakmamaya i̇şte başladı diyor. İşte yönlendirme yapmaya çalışıyor. Dedim ama bakıyordu evine. Zaten ya evine bakması sorumsuz bir adam olsa biz karısı, de ondan şüphelenirdik. Dayının karısı niye böyle yönlendirme yapsın? İşte açıklasın bunu, niye yönlendirme yapıyor? O kadınlarla yapıyor? İşbirliği mi yapıyor? Demek ki yapıyor. Kadir'in o dönemde Gamze'yle ilişkisi olduğu söylendi. Demek ki yönlendirme yapıyor. Kadir de zaten şüpheli. Kadir niye bir kere çıkıp da kendini açıklamadı? Niye Kadir şu anda kendisi de konuşmuyor, annesini de Dilek'i de konuşturmuyor. Niye çıkmıyor? Niye konuşturmuyor? Tamam, şöyle neden yapalım. Çekiniyor? Senin aile olan fotoğraflarını hem Instagram'a koyalım, Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Ben, hem de ekranlara neden bir yalan söylediklerini merak ediyorum. Ya neden yalan söylediklerini açıklasınlar. Yani Dilek, onlar da kendileri de biliyorlar Burhan'ın evine baktığını. Burhan onlara da bakıyordu. Aslında senin hakkında Didem da bayağı ağır sözler söylüyor da bu kendisi söylesin. Ya Didem Hanım, bunun kızı hastalandı. Kendisi götürmedi. Ben kendim hastaneye gidiyordum. Özel hastaneye gidiyordum. Kendimle beraber ben onun kızını kendim özel hastaneye götürdüm. Parasını da ben ödedim. Hani Burhan niye bak evine bakmasın? Ben onun çocuklarını bile, hani kendi kızını bile kendimle beraber hastaneye götürdüm, özel hastaneye. Tamam. Kontrolünü yaptırdım. Tamam. Niye bakmıyormuş Burhan'a? Sizin evine? Fotoğraflar bir ekranlara bir gelsin lütfen. Getirin arkadaşlar. Sevgi'nin ailesiyle olan, Burhan'la beraber olan fotoğrafları. Orada ilgili bir baba gibi görünüyor. Takdiri size bırakıyorum. Zaten gelsin. Öyleydi Didem Hanım. Tamam. Zaten gelsin, öyleydi tabii. Yani. Onlar görüntünün ibaret değil. Zaten Burhan öyleydi. Tamam, gelsin ekranlara lütfen. Yazarken tam göremedim ama yani çocuklarında bu ilgili bir baba gibi duruyor. Bu öyle zaten Didem Hanım. Ölmeden, öldürülmeden. Ya ölmeden herkesin derdine koşan, herkesin yardımına koşan bir adam öldükten sonra nasıl günah keçisi seçilip sanki dünyanın en sorumsuz, en adi adamıymış gibi ortaya atılıyor, ben bunu anlamıyorum. Hiç mi herkese iyilik yapan bir adamdı bu ya? Herkese iyilik yapan bir adam. Hiç kimse niye bağlanıp da işte biz de bundan bu iyiliği gördük, bu da böyle bir insan da değil, niye konuşmuyor? Bütün köy biliyor Burhan'ın nasıl bir insan olduğunu. Herkes biliyor, bütün arkadaşları biliyor. Bütün arkadaşları iyilik yapan, herkese para yardım yapan bir adamdı bu. Emrullah tefecilere bir şeylere yakalanmış, Burhan kurtardı. Kadir kaç kere baş belaya girdi, Burhan kurtardı. Burhan, Kadir askerden zaten geçiren Burhan'dı. Herkese iyilik yapan bir adam bu ya. Dünyanın en kötü adamı ilan etti. Nasıl bu şekilde günah keçisi haline getirdiler adamı? Dünya, bakın savunmuyorum. Savunmuyorum, o da hata alıyor. Hava Hanım işe söylüyor. Söyle Hava Hanım. Savunmuyorum Nedim Hanım, onun da hata alıyor. Bir teyze, ne varınca kadar o hakkı dayısına gevdüren üşaktı bemişim. Herkese iyilik yapan bir insan Nedim Hanım. Neymiş onlara? Ya Hava Hanım, sizin senin gelin ne diyor. Yapmış? Senin gelin Dilek diyor ki, ben şunu merak ediyorum. Senin oğlunun abinin karısıyla yengenle ilişkisi var mı, yengesiyle? Muhammed'in Dilek diye. Hayır, ben öyle bir şey hiç duymadım. Biz onların ifadelerde söylemişler Didem Hanım. Biz öyle bir şey ne gördük ne duyduk. İfadelerde bunu söylemişler. Varmış da bir kere bana ne dememiş. Yengesi bir kere. Ya bak şunu söylüyor, diyor ki yani Burhan'ın abisiyle Burhan şey yapıyormuş. Pardon, Muhammed çok mesaj gönderiyormuş yengesine sürekli. Kendini rahatsız ediyormuş. Kendini bir kadın mı Didem Hanım o? Söylesene sen bana niye mesaj atıyorsun diye. Hala, kendini savunamayacak bir insan mı? Gibi kendini savunamayacak. Aynı anda konuşmayın, sesleri de aynı anda ayıp. Bir Havva Hanım'a bir sormak istiyorum. Bak senin gelin diyor ki, abinin karısı diyor ki Havva Hanım. Senin oğlun mesaj atıyormuş yengesine. Evet. Dayım evde mi? Bunu Muhammed yapıyormuş. Dayım evde mi? Hayat sana güzel gibi mesajlar Hayır. yaparak taciz ediyormuş senin şeyi. Muhammed yapıyormuş bunu. Ben bir konuşan Didem Hanım, benim kardeşim karşı var ya. Ha. Bak kızına akşam kodu benim o bu küçük kıza bakma, sen bunun küçük kızına
Ya sen şimdi Burhan araya, şey Muhammed araya kızı gönderdin. Ne diyor anlamadım. Bu akşam buraya koyar da kızını. Bize, öyle bir akşam o. Kızını bize gönderdi benim kızıma bakması ha, için. Onu söyle. Akşam da bize gönderdi kalsın orada dedi. Sabahına da abim yani Muhammed aramış. Benim kızımı getir artık diye. Yani, ya hem akşam öyle bir çalışıyor. Ya bir dakika, ya bir dakika. Hava Hanım seslerini açmayın. Ben Hava Hanım'a söylediğim zaman Hava Hanım'ın sesini açayım ki Sevgi konuştuğu zaman üst üste binmesin değil mi arkadaşlar? Siz anlayamıyorsunuz diye ben tercih bir yapıyorum. Hayır ben arkada, sana demiyorum arkadaşlara söylüyorum. Şimdi bakın sonuçta bu, şunu söylüyor sizin yengeniz. Diyor ki yani aileden biri söylüyor. Yani tamam o kadınlarla yasak aşk yaşamış olabilir. Tamam mı? Bilmiyorum katil onlardan biri mi sizden biri mi? Ama ben iki olasılığı da konuşuyorum. Şimdi sonuçta sizin aileden biri dayının hanımı Havva Hanım'ın da abisinin hanımı diyor ki o gece diyor Muhammed Karakuş'un beni de diyor rahatsız eden Burhan'ın abisi Muhammed beni de bana da taciz mesajları atıyordu beni rahatsız ediyordu. O akşam diyor Muhammed'in boynunda tırnak izleri vardı. Burhan eve bakmıyordu, kadınların peşinde koşuyordu. İşte bu yalanların sebebini yani soruyorum ben de. Şunu söylemeye çalışıyor, kısacası aileden biri lafı dolandırmayalım. Yönlendiriyor. Katil diyor, aileden biri diyor. Aynısını bana da söyledi Didem Hanım. Bir kere ben oraya gittim şeye, diğer dayımın yanına gittim. Onlar altta üstte oturuyorlar. Diğer evet. Dayımın yanına gittim. Orada bana hoş geldin dedi. Ben de ona sinirliyim. Konuşmadım onunla hani gelip bu olayı anlatmadı diye. Ben de cevap vermedim. Sen dedi benimle konuşmuyorsun ama dedi katil sizden, sizin taraftan çıkacak görürsün dedi. Hani bağlansın buraya bunu da açıklasın. Dilek niye, bunu mu söyledi Dilek yenge? Bunu söyledi. O zaman doğru yoldayız yani. Doğru, tamam doğru işte söylesin bağlansın kimse açıklasın madem biliyor. Demek ki biliyor. Bunu söyleyen Hava bir insan. Hava Hanım dinle bizi. Bunu söyleyen bir insan cevabı da bilir. Söylesin tamam. Açıklasın. Tamam Hava Hanım bir şey rica edeceğim.